Bu akşamdan beri konuştuklarımızın bir bu kadar çoğunu yine konuşmaya devam ederiz. O nedenle gerçekten e, erken seçimle e, farklı bir kültürü, fa farklı bir iklimi Türkiye'ye koymak zorundayız. Peki, şimdi e, sizi dinlerken bir yandan da bu haberin detaylarını okudum Önay Hanım. Bir çok sıcak bir iddia, Erk Acerer'in bir iddiası. Evet. E, Fikret abi bizimle o şeyi Twitter'i paylaştı. Sen, sen de mi ona bakıyordun Barış? Evet, evet, evet. evet. Ben de ona bakıyordum. Ne, nedir? Yani ya özetle şu, e, yarın Osman Kavala'nın yargılandığı e, davan duruşması var. Hı hı. E, Sedat Peker de e, Osman Kavala'ya dair bazı bilgiler, belgeler paylaşacağını daha önce ilan etmişti. Erk Acarer'in, gazeteci Erk iddiasına göre e, Sedat Peker'in e, bulunduğu yerdeki internet erişimi kesilmişti. Peker'in internet erişimi kesildi. Evet. Erk Acarer'in iddiası. iddiasına göre. Yani bu er e, geçici bir şey değilse hı hı. E, Birleşik Arap ile ilgili görüşmeye belki bağlayabiliriz. Onunla ilişkilendirebiliriz. Çok doğal. E, tam kendisi e, buradayken. çok Velihat burada olduğu gün. Evet tam da o sürece ha. denk gelmesi. E, bununla ilişkilendirebiliriz. Tabi orada Osman Kavala'nın meselesine dair şöyle bir şey var. Hızlıca baktım hı. kadarıyla. E, Osman Kavala'nın bir yazılımı meselesi var. Onun e, Türk firmasına satımı ile ilgili Şeyin, Sedat Peker aracılığıyla e, Peker'in Osman Kavala ile ilgili paylaşacağım dediği şeyi Erk Acarer'e mi göndermiş? Erk Acarer'e göndermiş. göndermiş, ve Erk Acarer de Sedat Peker'den aldığı bilgileri ve belgeleri kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Osman Kavala'nın aslında bir şekilde Diyor Türkiye ki, lehine yaptığı bir şey ha, var. İki gün önce kendisi tarafıma önemli bir meseleyi aktarmış ve bu konuda paylaşım yapacağını söylemişti. Erk Acarer söylüyor evet. bunu Sedat Peker'le ilgili. E, yarın kritik bir duruşma olduğu için ki o artık bugün e, ve kendisinin bu bilgiyi aktarma şansının e, bulunamadığını düşündüğüm için bu bilgi ve konuşulanları kamuoyuna aktarmayı e, uygun buluyorum diyor Erk Acarer. E, aktardığı konu Osman <laughs> Kavalay'dı. E, geçmişte yaşanan bir rahatsızlığı dile getirdi. E, Türkiye'nin silah savunma sanayinde çok geri olduğu yıllar olduğunu söylemişti. Yıl 1998. Ancak o zaman Kavala'nın savaş uçaklarının yazılımını yapan bir firması vardı. Kavala bu firmayı Amerikalı bir yatırımcıya satacaktı fakat tam bu noktada devreye çok önemli bir kişi girdi. Korkut Eken. Evet. Kavala'ya firmasını Türkiye'ye ait bir firmaya satmasını istedi. Bu ricayı iletense Sedat Peker'di. Evet. Yani Kavala'ya bu firmayı Türkiye'deki bir firmaya satmasını söyleyen korku teken iddiaya göre ve bu ricayı ileten de Sedat Peker. Peker. Hem dönemin arşivine hem de Peker'in ifadelerinin olduğu belgeyi iliştireceğim diyor. Peker, Eken'in bu ricasını şirketin hem yöneticisi hem CEO'su olan kişi aracılığıyla Kavala'ya aktardı. Kavala Amerika'ya satılacak şirketin dörtte biri fiyata Türkiye'nin istediği firmaya sattı. Yani 4 katına. Yerli ve milli evet, firmaya bırak. Dört katına Amerika'nın Amerika, şey, Amerika firmasına satabilecekken Kavala o firmayı dörtte biri fiyatına Türkiye'nin istediği firmaya sattı. Sedat Peker bana yaptığımız ikili görüşmede özet olarak şunları ifade etmişti. Bunun şahidi olarak bu paylaşımı dava öncesi yapmak boynumun borcudur. Bunlar Peker'in şeyleri, sözleri. E, şöyle devam etti. Kendini dindar, milliyetçi ve milli diye tanıtan iş adamları 3 milyon dolarlık malzemeyi 50 milyon dolara Savunma Sanayi Başkanlığı'na sattılar. Casus Kavala'ma akıl ermiyor. Peker'in şeyleri bunlar. Ve saptamaları. Evet. Erk Acar'a aktarıyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Ee, Sedat Peker bu aracılıktan tek kuruş almadığını da belirtirken tüm meblağ olan 200 bin doları Korkut Eken'in aldığında işaret etti. Zaten ifadesi de bu yöndeydi. İşte diyor Sedat Peker, bir yanda mukaddesatçı yerli milli iş insanları, diğer yerde ajanlıkla suçladığınız mesnetsiz gezi suçlamalarının göbeğine koyduğunuz Osman Kavala'ya Yazık ettiğiniz yaşamlar belge ve arşiv ektedir diye de bir tane de belge paylaşıyor. Sayın seyirciler Erk Acarer bunu paylaşıyor. Çünkü Erk Acarer'e göre Sedat Peker'in internet erişimi kesilmiş durumda. Evet. Dolayısıyla Peker Osman Kavala ile ilgili paylaşacağım dediği şeyi Erk Acarer'e göndermiş durumda. Erk Acarer de kamuoyuyla paylaşmış durumda. Fikret abi sizin özellikle şeyden hatırlatmanızla haberdar olduk. Ne diyorsunuz? Evet. Evet önemli bir haberdi Erk Aceler bunu paylaşalı birkaç saat oldu. Hani çek bilir iddialar ama Erk Acener'in doğrudan Sedat Peker'den bilgi aldığını biliyoruz. Bunu kendisi de ifade etti. Bu bakımdan Peker'in kendisinin aracı olduğu bir olayı aktardığını görüyoruz. Genellikle zaten tanıklık ettiği olayları aktarıyor Sedat Peker içeriden konuşan biri olduğu için. Kavala davası yarın görüleceği için de önemli bir bilgi olarak değerlendirilmesi lazım bir yar nasıl yankılanın bilmiyorum ama hani Kavala'ya casusluk suçlaması yöneltilirken aslında kavalanın bir ulusal güvenlik hizmeti veren şirketini milli İstihbarat teşkilatının isteği üzerine Amerikalı bir şirkete değil de bir Türk şirkete satmayı kabul ettiğini ve gerçek fiyatının da üçte bir veya dörtte bir risk seviyesinde ucuza sattığı şeklinde bir Bilgi içeriyor bu. Yani Kavala'nın e, milli e, duygular hareket ettiğinin bir örneği gibi Sedat Peker bunu sunuyor. E, casusluk suçlamasıyla suçlandığı için de aslında böyle bir kişiliktir diye bunu gündeme getirmesi e, tabii önemli. Yani e, kavaların kim olduğunu e, tarif etmek açısından Sedat Peker gibi birinin MIT adına aracılık yaptığını söyleyen birinin bunu yansıtması önemli bir bilgidir diye e, değerlendirmek lazım e, sevgili görevler. Peki. İlginç bakın programımızın bitme, bitmeden böyle bir e, yeni bilgi ortaya çıktı. Şimdi e, SBK ile ilgili aktardığı Barış bu konuda Bahadır Özgür de yazdı. İsmail Saymaz da yaz, yazdı. Bakın Bahadır Özgür şöyle diyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda gece yarısından sonra saat 2'de tam toplantı bitip salondan çıkarken ayaküstü çok önemli bir açıklama yaptı Süleyman Soylu diyor. O da az önce Barış'ın aktardığı konu. Yani işte yukarıdan aşağıya bir hikaye yaptık. Türkiye'ye karşı yönelik bir operasyonu açığa düşürdük. Şimdi İsmail Saymaz da yazısının ilgili bölümünde şöyle söylüyor. SBK'nın yakın çevresinden kritik bir isme ulaştım. Bu kişi görüşmenin iç yüzünü anlattı. Kiminle görüşmenin? Süleyman Soylu'yla SBK arasında nasıl? geçtiği öne sürülen ve bu ilgili tarafın da doğruladığı görüşme. Evet. Satır satır aktarıyorum diyor İsmail Saymaz. Bilinen o ki SBK iş adamı İnan Kıraç'la Kıraç Holding'de ortaktı. Kıraç Holding'in ana hissedarı Lüksemburg'daki Naum kardeşlere ait Silkolux Investment'tı. Kraç SBK'ya "Naumlar benden çok para istiyor. Sen satın alırsan hisseleri senden daha uygun fiyata alırım." dedi. SBK ilk önce Kraç'ın ardından Naumlar'ın hissesini aldı. Böylelikle Kraç Holding'in %45 hissedarı oldu. Ortaklık sözleşmesine göre SBK'nın azınlık hissesi alınmazsa bedelin %50'sini Kraç ödeyecekti. Hissenin değeri 45 milyon dolardı. Kraç ödemeye yanaşmadı. SBK icraya gitti. Devreye iş adamı Rami Koç girdi. SBK Koç Holding'in hukuk müşaviriyle görüşü uzlaşma aşamasına gelinmişti. bir gün avukatın ofisinde görüşme saati beklenirken Koç Holding'in müşavirinden telefon geldi. SBK'ya gelemiyoruz dediler. İsmail Saymaz'ın yazısını okuyorum sayın seyirciler. SBK neden diye sordu. Telefondaki Yiğit Bulut devreye girmiş, İnan Kıracı ziyaret etmiş, Kıraca senin bu parayı ödemene gerek yok denilmiş, Soylu işi çözecekmiş diye konuştu. Bakın bunlar iddialar ama hiçbir görüşmeye, hiçbir bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialar değil. Bunlar İsmail Saymaz'ın ve ilgili taraflarla, yani ilgili taraflarla dedim avukatlarının Değil mi? Avukatlarının görüş şey aktardığını aktarıyor burada İsmail. İsmail kaynağını söylemiyor. Kaynağını yani. söylemiyor da. Ha doğru diyor ki SBK'nın yakın çevresinden kritik bir isimle evet. avukatı olduğunu söylemiyor özellikle. Evet. SBK'nın yakın çevresinde. Sayın seyirciler. Ondan sonra neler neler oluyor ama şu ana kadar okuduklarım bile bu e, ya neler olmuş olabilir? Bu iddialar neler? Bunlar nasıl araştırılacak? Nasıl soruşturulacak dedirtecek çok önemli, çok çarpıcı hikayeler. Bu yazı çok uzun. Akdebe.com.tr'de İsmail Saymaz'ın yazısını bütün detaylarla okuyabilirsiniz ama kritik soru şu kritik soru şu bunu Sedat Peker de iddia ediyordu orada görüştünüz ve ona yurt dışına gitmesi yönünde bir telkinde bulundunuz ve onun gidebilmesinin de önünü açtınız Sedat Peker'in bu iddiasındaki hedefteki isim kim? Süleyman Soylu, evet. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Bürokrasi'nin bir kısmı. Dolayısıyla bu soru sorulurken İçişleri Komisyonu'nda Soylu'nun biz o esnada yukarıdan aşağıya bir karar aldık sözü şimdi olayı başka bir boyuta taşıdı. Üstelik de Soylu'nun ifadesiyle. O yukarıda kim var? Yani nereye kadar yukarıda? Ya şimdiden dikkat o, ediyor musunuz? Erdoğan var. Evet Fikret abi bir ifade daha var barış konuşmadan ben de hatırlatmış olayım İsmail'in yazısında diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'a o görüşmede devlet devlet için bu parayı sileceksin bu alacağı sileceksin evet. deniliyor o da devlet için silerim diyor demek ki paranın